basiret kurban istiyor. Benim adım Zahter. 20 yaşındayım. Kocamsa 1000 yaşındadır. Selam. Öğlen olmuş sanırım. Yok yok, saat daha 8. Ah abla. Exactly. Ah, saat daha 8 ve benim uykumu almama 3 saat var. Ben uykumu alamazsam ne olur? Gözaltlarım torbalanır, tipim kayar. Tipim kayarsa bizim bizi kim niye seyretsin? Denizciğim, aynı gemideyiz. Biraz daha dikkat, okey? Evet. Ah, öpüyorum seni. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız inşallah? Nasılsınız inşallah niye Rıza be? Komşu teyze gibi. İyiyim vallahi, teşekkürler. Siz? Makyajsız şebek gibi ne çıkıyorsun terasa? Gerizekalı, bir ruj bir şey sür ya. İyiyiz biz de. Havada bugün bayağı iyi değil mi? Ay ne orijinal konu açtın. Dün bayağı soğuktu, bugün çok düzelmiş yani, ısınmış. Sohbetin olsun, tipin olsun. Şu an harika bir insansın Deniz ya. Yalnız bayağı şey, bu ısıtıcılar da şey yapıyor yani, böyle bir yumuşatıyor havayı. Acaba bir gün bir kahve içsek demek için daha ne kadar sohbet etmek lazım ya? Evet, evin içerisi kadar sıcak oluyor yani teras. Ama hoş çocuk ha. Evet, evet. Yani bayağı keyifli oluyor. Sabahlığın aralığından görünen bacak mı lan? Tehlikenin farkında mısın anne? Farkındayım kızım. Gözlerim belerdi. Çok avam, çok avam. Nasıl gideceğiz böyle şak diye insanların masasına mı oturacağız? Bora, avamsın. Canımsın. Ya şak diye oturmayacağız. Günaydın diyeceğiz, oturacağız işte. Ah, bir de bizim kahvaltımız her sabah böyle amele işi simit olacaksa ben bu fiziği 3 ayda kaybederim. Yan tarafta sanki daha protein ağırlıklı seçenekler var gibi. Nasıl, bir de gidip insanların yemeklerini mi yiyeceğiz? Oha lan.
Ya abla yemek masamız bile yok. Yatağına misafiriz hadi. Hadi. Bir dakika lütfen. O zaman ben efendim bizim masa koyacak yerimiz olmadığı için kusura bakmasınız. İzin verirsiniz biz özür falan diye böyle bir konuşma yapacağım. Siz konuşmanın bitmesini bekleyin, oturmayın. Ha. Gelsin vali de konuşmasını yapsın. Ondan sonra İstiklal Marşı, saygı duruşu. Makedon çocuklarımız. Hadi abi. Oğlum. Çok abal. Günaydın. Günaydın çocuklar. Biz sizi rahatsız etmiyoruz değil mi? Estağfurullah. Afiyet ve sevgiyle kalın lütfen. Açıkçası günaydın demek vesilesiyle sizi öpecektim ama... pozisyon olarak masada biraz uzak kaldık. Ben yakınım, isterseniz ben öpebilirim. Otur lan! Kahvaltısını yapsın çocuk. Alo. Efendim tatlım. Gördüğüm ve kokusunu aldığım peynirli yumurta mı teyzeciğim? Canım, tadına bakar mısın? Bizim Antek'in sürk peyniriyle yaptım. Aslında biz öyle kök kökenli mamileri pek tercih etmiyoruz. Ama öyle tanınmış bir aile olunca, oranın belli kimseleri olunca... işte memleketten halk hediye yolluyor. Ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bırak kızım, nereye atıyorsun mis gibi peyniri? Onun içerisindeki biber salçası her derde devadır. Doktor beye sor. Evet. Kan yapar, mikrop öldürür. Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında tüketiriz. Hekim olarak tavsiye ediyorum. Hatta bizzat kendim de tüketiyorum. Evet tatlım, boştayım. Evet, sevgili adaylarını açığım. Yani bedenimle, ruhumla tırım tırım aranıyorum yani. Ver! Bizim hanım dizideki laflarını şey yapıyor herhalde, rolden çıkamadı yine. Neşter. Koysak. Giden geri gelmez kızım. Sen zamanda talip olanları önceden kendine bağlayacaktın. Artık geçmiş olan. Ha, yok öyle değil. Ben buraya bir cam kumbarası koysak, fazla camları mı biriktirsek acaba diyorum. Cam mı biriktireceğiz? Evet. Niye? Kaça satılacak ki o camlar? 5-15 kuruş bir şey kızım. Sen acil dul bir koca bul. Bir an önce evlen de elin biraz rahatlasın. Evini yuvanı bil. Bak. Sabahları geliyorsun işten eve. Olmaz. Evet. Hanım kadın dediğin hava karardıktan sonra sokakta kalmaz. Ha, kalır. Evet. Nasıl kalır? Evlenir. Beyiyle beraber akrabasına gider. Ha, o şekilde olur. Onun için sen emekli memekli birisini bul. Evlen de böyle cam toplayarak geçim olmaz. Çok özür dilerim. Siz beni çok yanlış anladınız. Sen niye gülüyorsun ha? Yalnızlık esprili bir şey mi? Hayır. Yaşlanınca ne oluyor? Ölüyorsun. Ya bir can yoldaşın olsa en azından 3 kulhu Allah bir elham okur değil mi? Ama tek başına evde kalırsan ne olursun? Kokarsın. Canı ağzım, canım. Ya insanlık için büyük bir adım attım diyorum. Sana hediye aldım diyorum. Ya aşkımızın sembolü diyorum. Geleyim sana vereyim diyorum. Sen daha bana niye çemkiriyorsun aşıfte? Ne mi aldım? Ya şimdi sürpriz olacaktı ya. Ha, sürpriz olacaktı ama... 12 torba çimento. Evet.
8 kutu düz beyaz, beyaz mat, mat beyaz, evet, yer karosu, evet. 6 adet Efes tipi klozet. Evet, tamam, tamam canım. Ben yarım saate geleceğim. Peki, öpüyorum, hoşça kal. Merhaba canım. Evet. Ya siz? Yalnız şunu belirtmek isterim ki bu masa bizim canım. Ben de şunu belirtmek isterim ki ev hap kadar. Terasta bizim tarafta masa koyacak yer yok. Soğuk gelmiyor mu canım size dışarısı İzmirli olarak? Hekim olarak D vitamini tavsiye ediyorum kendimize. Zira alışığız İzmirli olarak. Ama ben de gençler olaraktan biraz saygı göstermenizi ve mahremiyetimizi anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Ama ben de evin en yaşlısı olaraktan Şehmuz amcanın terasta onların da hakkı var şeklindeki beyanatına saygı gösterip mahrumiyetimizi anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Maşallah sen ne laf ebesiymişsin ya sen ha! Tıp okuduk efendim. Boru değil. 8 yıl dirsek çürüttük. El yazımız kötüdür ama sözümüz sohbetimiz iyidir. Oldu doktor bey. Biz zaten içeride yemeğe karar vermiştik. Hava da soğuk malum değil mi? İçeride yiyeceğiz ablacığım. Bak hava çok soğuk. Hiç gibi. Vallahi içeride yiyeceğiz. Abla ne yapıyorsun be? Koyun bir daha gibi. Şah ve mat. Abla. Canım. Ya ben diyorum ki bu bizim Nur Hayat'la bu nişan işini biz çok acele... Öp beni yine, tap bana yine, sev beni yine delicesine. Öp beni yine, tap bana yine, sev... Tamam bir şey demiyorum abla ya. Yani sadece diyorum ki nişan işini acele... Üzeni yolla, isterse dönsün sonra salla. Ardına bakma asla salla. Aldanan aldanır tamam. Yolla. Tamam abla tamam. Tamam, bir şey demiyorum ya. Sadece diyorum ki şu nişan için aceleye getirmeyelim bak, diyorum ya. Bak şarkı çok. Kahvaltıyı niye terasa sermediniz kızım? Ay soğuk babacığım, hava soğuk ya. Doktor bey'de muazzam grip salgını var. Özellikle yaşlılar çok dikkat etsin şeklinde konuştu. Ne soğuk Gülistan? Ocağın ortasında hava 20 derece ya. Şans işte babacığım, şans. Hayırdır? Yani bir şey mi kutluyorsun? Ya ona göre belki ben de yardımcı olurum sana. Nasıl? Ben dün seni kuyumcudan çıkarken gördüm de. Gülistan'a söylemedin değil mi? Yok, söylemedim. Güzel. Sürpriz çünkü. Ha. Tabii tabii. Bizim Gülistan'la tanıştıktan sonra ilk defa birbirimize hislerimizi söyleme yıl dönümümüz de. Gerçekten. Küpe aldım ben buna. Ya fark etmesin diye. 2 gündür nereme sokacağımı şaşırdım. Bu gece vereceğim. Kısmetse Gülistan'a vereceğim. Deniz çıkıyor. Sete gidiyor. Yakala. Bir
işin sonra konuşuruz. Bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.